Günaydın efendim, hoş geldiniz KON TV ekranlarına. Hayırlı sabahlar diliyorum. Sesimizin ulaştığı herkese sevgilerimizi gönderiyoruz ve Allah'ın selamıyla başlıyoruz yine programımıza. Haftayı hızla ilerlettik, Perşembe sabahındayız. Hafta sonunu hızla koşarken çok kıymetli konuklarım yine stüdyoda yerlerini aldı. Bugün hanım elinde güzelliği, bakımı, biraz şöyle diyeti konuşacağız. İki güzel hanımefendi yerlerini aldılar, çaylarımızı aldık. Hatta ıhlamur, biliyorsunuz hava birazcık böyle bir güneşli bir soğuk, dikkat etmek gerekiyor. Sizler de çaylarınızı aldıysanız lütfen bize katılım gösterin. Sizinle güzel olacaktır programımız. WhatsApp'tan, BIP'ten ulaşabilirsiniz bize. Bugün çok güzel konuları, özellikle hanımefendileri, hatta artık son dönemlerde beyleri de ilgilendiren güzel konuları sizlerle birlikte paylaşmış olacağız. Bir taraftan da dedim ya, salonumda iki güzel hanımefendi var konuklarım için. Yine hanım eli mutfağında Ayşegül bizi bekliyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Gastronomi bölümünden Ayşegül'ün güzel bir tarifi var. Bugün size aslında farklı da bir uygulama yapacak. Merak edenler vardır. Ben de merak ediyorum. Onu sosyal medyada takip ettiğimde o güzel tabaklarını görüyordum ama bugün böyle canlı canlı izleyeceğiz inşallah. Ayşegül'cüm hoş geldin. Hoş bulduk. İki Ayşegül yine beraberiz. Nasılsın? Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Dedim ki Ayşegül'e o güzel tabaklarını, ki merak edenler varsa Instagram'dan takip edebilirler. Çok güzel tabak süslemeleri yapıyorlar. Özellikle gastronomi bölümünde okuyan öğrenciler, değil mi, sizin alanınızda? Sadece yemek yapmayı öğrenmiyorsunuz. Evet. Yemeğin kültürünü artı sunum, sanatsal kısmını da öğreniyoruz. Hani yemeğin besinsel değeri, tarihsel geçmişini öğrendiğimiz kadar aslında bir nevi de sanat, estetik, şık sunumlar yapmaya çalışıyoruz. Benim bugün size yapmaya çalışacağım sunum da yine bir pastane şefinin aslında pastalar üzerine yapılan kalem işini tabağa nakşetmesiyle. Biz ondan gördük. Baransel Duman var şef. Ben de ondan biraz taklit ederek, biraz da kendimden bir şeyler katarak yapıyorum. Çok da beğeniyorlar. Evet, ben de bayılıyorum. Da, siz de aslında keşke görüntülerimiz ama olsaydı, birkaç tane verebilirdik ama bugün olurdu. Canlı canlı göreceğiz inşallah. Umarım kalem mi diyorsunuz? Evet, kalem işi kalem olarak. Kalem işi olarak mı geçiyor tam ismi? İkinci bölümde kalemi hazırlamayı da ben göstereceğim inşallah. Yağlı kağıtta hazırladığımız külah aslında bir nevi ama kalem olarak kullanılıyor pastanede. Pastaların üzerindeki yazılar, desenler, dediğim gibi Şef Baransel Duman bunu tabağa aktarmış. Ne güzel. Çikolatayla. Çok da şık sunumlar yapıyor. Çok güzel sunumlar yapıyor. Ama sonra o tabağı yiyemiyorsun ya. O kadar güzel geliyor ki sunuma. Kıyamıyorsun değil evet, mi? Evet ama şey, çok fazla zaten bir çikolata gitmiyor. Hani tabak özelinde düşününce hani fazla bir israf gibi değil. O şıklığı onu götürüyor. Yemek isterseniz de yiyebilirsiniz aslında. Önce göze hitap edecek değil mi? Sonra mideye. Peki biz bugün süsleyeceğin tabaklarda nasıl bir sunumla tadacağız? Neler hazırladın bize? Ben hemen şöyle gösterelim izleyicilerimize basit, de. Basit, kolayca tabağa alabileceğim tart hazırladım. Daha doğrusu aslında bir nevi kase görevini görmesi için. Bir özelliği yok, herhangi bir tart hamuruyla yapılabilir. Kase şeklinde hazırlanırsa iyi olur. Onun dışında labneli bir krema hazırladım. Bunu da önceden hazırlamamdaki sebep, genelde bu tarz kremaları hep dinlendirmek gerekir kullanmak için. Kremanın tarifini vermek gerekirse o da çok basit, dediğim gibi. 3 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 su bardağı şeker ve 1 yumurta sarısıyla pişiriyoruz. O zaten fikstir değil mi? Krema evet, için hanımlar kremadır. Da bilirler bu tarifi. Ben labne ekledim. 250 gram kadar ılıdıktan sonra labne ile karıştırdım. Hafif hem tadını da aldı, böyle çok baymayacak bir lezzet. Bir de meyve jöleleri hazırladım ben. Meyve suyu ve jelatin şekerle kaynatarak hazırladım. Ama arzu ederlerse yine izleyicilerimiz hazır jölelerde evet, de hazır deneyebilirler. Evet, hazır paketlerdekini de kullanabilirler. Bizimki bugün vişneli ama farklı aromaları seviyorlarsa onu da denerler. Üst kısmını kapatmak için de bir ganajımız var. Ganaj ne tam? Ganaj aslında krema ve çikolatanın, süt kreması ve çikolatanın karıştırılmasıyla oluşuyor. Sıcak bir ganaj. Soğuk ganajlarda şöyle bir görelim karıştırırsan. Evet, kıvamını da görmüş olursan. Donmaya da başladı hatta. Ben ısıtacağız biz değil mi onu? Üzerine evet alırken. Ganaj hazırlanırken özellikle pasta kaplayacaksak, sert bir ganaj istiyorsak bitter çikolata tercih etmeliyiz.
birebir ölçüde. Ama benim gibi böyle tatlı üzeri, profiterol üzeri, hani böyle sütlü tatlar için isteniyorsa sütlü çikolataya birebir ölçü. Daha yumuşak. Evet, daha yumuşak olur ama sütlü çikolatayla pasta kaplayacaksak ölçü değişiyor. Hmm. 1'e 2. Eğer fil dişi çikolata yani beyaz istiyorsak da 1'e 4. Yani bu biraz çikolatanın kalitesiyle de alakalı değil mi? Hangi dediğim kıvamını? Gibi, özellikle sütlü çikolatayla çok pasta kaplamayalım. Bitter tercih etsinler. Ben şimdi hazırlamaya başlayacağım. Ah ne güzel bilgiler verdin evet, bize bugün. Tartlarımızın tabanlarına da ben çikolata sürdüm. Hem tabanının hani ıslanıp kremayla çabuk çökmemesi için, bir koruması için, hem de lezzetini vermesi için. Öyle o da küçük bir püf noktası olsun. Çok önemli bir püf noktası ama kolay gelsin sana. Herhalde ısıtarak başlayacaksın. Evet. Bugün de tam diyetisyenimiz, estetisyenimiz var. Bakalım ne diyecekler, ne kadar yiyeceğiz, ne kadar miktarda tüketmeliyiz. Tüm bunları konuşacağız ama çikolata başkadır. Hepimiz severiz. Yani erkek, kadın, çikolatanın hani mutlulukla bir alakası vardır denir ya. Gerçekten öyledir. Bugün de biz güzel, şık sunumumuzla sizinleyiz Hanımeli Mutfağı'nda. Takipte olun efendim. Sohbetimiz bir taraftan devam ederken bir taraftan da programımız içerisinde mutfaktan görüntülerimizi de izleyebileceksiniz. Reklamlardan sonra da o pasta nasıl kalem işiyle işleniyor tüm bunları göreceksiniz. Hemen hatırlatmamızı yaparak başlayayım. WhatsApp'tan, BIP'ten bize ulaşabilirsiniz. Kıymetli konuklarıma sorularınız olabilir, merak ettikleriniz olabilir. Olur ya bir cilt bakımı yaptırmışsınızdır, doğru mu yanlış mı sorabilirsiniz. Diyetle ilgili biliyorum ki çok sorularınız olacak. Hepsini bize ulaştırın, program sizinle güzel olacak. Ve hemen konuklarıma günaydın demek istiyorum. Estetisyen Esra Küçük Ezberci ve diyetisyen Sema Sayharman. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ne güzel böyle stüdyoma enerji verdiniz güzelliğinizle. Bugün güzel bir sohbet bizi bekliyor. Nasılsınız? İyiyim. Birazcık hastalıktan böyle geçmiş aldım. Olsun. Havalardan kaynaklanıyor. Siz de iyi misiniz? Ben teşekkür ederim. Ne güzel. Bugün güzel konularla birlikte olacağız sizinle. Hemen şöyle kış bakımıyla bir başlayalım. Çünkü biz yazdan çıkıp soğuk havaya, kuru havaya temas edince cildimizde bütün vücudumuz aslında sadece yüz için değil kurumalar, dökülmeler başlıyor. Kış bakımı deyince ne anlamalıyız? Kış bakımı deyince ilk önceliğimiz bizim normal klasik bir cilt bakımı. Bunu her danışanıma tavsiye ediyorum ben. Daha sonrasında karşılıklı olarak bir diyalog haline giriyoruz. Nelere ihtiyacımız var cildimizde birlikte bir diyalogumuzu yaptıktan sonra gerekirse kimyasal peeling ardından karbon maske tavsiyelerimde bulunuyorum. Tabii ki kişiden kişiye değişmekte bu yapılan işlemlerimiz. Sonrasında güzel sonuçlar almaktayız. Peki hani normal klasik bir bakımı biz hangi dönemler yapmalıyız? Yani yılda bir mi yoksa iki mi yoksa bu gerçekten bizim için elzemdir bunu yaptırmak zorunda mıyız? Nasıl bakıyorsunuz bu bakımlara? Küçük ya da büyük fark etmez. Evet. Bir bakım yaptırma, bir cildi canlandırma açısından. Bunda da şu şekilde yine aynı şekilde karşılıklı danışanımla birlikte görüşüyoruz. Cildimizin çok ihtiyacı varsa 28 günü tamamladıktan sonra ben tavsiye ediyorum cilt bakımını. Ama çok problemli bir cilde sahip değilsek normal bir cildimiz varsa bunda da düzenli olarak 2 ayda 3 ayda bir yaptırılabilir. Özellikle mevsim değişikliklerinde tabii ki ciltte kuruma olabiliyor. Bir de karasal bir iklimde yaşıyoruz. Evet. Özellikle Konya kuru soğuk. Kesinlikle tavsiyelerde tabii ki bulunuyorum. Peki normal cilt bakımının dışında biz cildimize de bakmak adına tüm beden olarak neye dikkat etmeliyiz? Tabii ki yaşam tarzı, yediklerimiz çok önemlidir. Ama böyle bize birkaç tane tik atacağınız önemli başlıklar söylemeniz gerekirse bunlar neler olabilir? Özellikle bol su tüketmeliyiz. Su. Tabii ki kesinlikle. yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmeliyiz. Bununla birlikte günlük temizliği biz mutlaka cilt için yapmamız gerekiyor. Öncesinde bir temizleyici kullanmalıyız. Ardından cilde uygun tonik. pH dengesini dengelemek için onu kullanmalıyız. Daha sonrasında da cilde uygun nemlendirici. Peki temizleme, cilt temizliği dediniz. Bundan ne anlamalıyız? Beyaz sabunla yıkayıp hani eskiden öyleymiş babaannelerimiz tonik, krem ya da bir süt bir şey bilmiyorlardı biliyorsunuz. Sabunu mu tavsiye edersiniz yoksa tonikler işe yarar mı? Bunlar hep bizim aklımızı karıştıran şeylerdir. Ne tavsiye edersiniz? Şöyle bahsedelim bundan da. Cildimiz kuruysa
tabii ki ilk önceliğimiz bir temizleme sütü olacaktır. Daha sonrasında tonikle işlemimizi yapıyoruz. Gözenekleri sıkılaştırıyoruz. Bununla birlikte cilde uygun nemlendirici kullanmamız gerekiyor. Ama yağlı bir cilde sahipsek de jel. Jelle temizlememiz gerekiyor. Gene aynı şekilde içerisinde yağ bulunmayan bir tonik kullanıyoruz. Tamamen de bir denge halinde oluşmuş oluyor cildimiz. Evet. Hani bize acaba kozmetiklerin illaki almamız gereken bir şey olarak mı düşünelim? Yoksa gerçekten güzel ürünler vardır, onlar evet. kullanılmalı mıdır diye bakıyorsunuz. Aslında biz onu merak ediyoruz. Çünkü evet. çok paralar da verilip alınan ürünler var biliyorsunuz. Ki. Kesinlikle öyle. Dilersek evimizde de tabii ki yapabiliyoruz bakımlarımızı. Evet, illa bir dışarıdan ürün almamıza gerek yok. Ama tabii dışarıdaki ürünler daha etkili oluyor. Daha güzel sonuçlar veriyor bizlere. Güzellik salonlarında bir merkeze gidip de yaptırmamız da tabii ki profesyonel anlamda daha da iyi olur. Evet. Sizin yaptığınız cilt bakımlarında öncelikle ilk gelen için yaptığınız ilk adım nedir? Bu buharla yapılan bir önce bir temizlenme, evet. bir fresh hale getirme işlemi midir? Evet. Hemen bir şöyle işlemleri bir tek tek bir konuşalım. Hemen bahsedeyim ben size. Klasik cilt bakımında ilk önceliğimiz cildimizi tanıyoruz. Daha sonrasında karşılıklı diyalog halinde danışanımı alıyorum işleme. Cildimizi bir temizleyiciyle temizliyoruz. Daha sonrasında peeling işlemi yapıyorum, tonikleme işlemi yapıyorum ve buhara yatırıyoruz. Buradaki tanımaktan kastınız... Mesela ben kuru ciltli olduğumu bilerek size geliyorum ama belki evet. de böyle değilim. Değil mi? Evet. Siz onu analiz ediyorsunuz tabii aslında ki. Profesyonel olarak. Yağlı ya da işte sadece burun ya da çene bölgesi yağlıdır diye bilgilendiriyor musunuz? Evet. İlk geldiğinde kişimiz dediğiniz gibi yanlış daha öncesinde farklı bir yerde yanlış bilgilendirilmiş olabiliyorlar. Bununla birlikte biz karşılıklı bakıyorum cildine bir analiz ediyoruz. Sonrasında da gene birlikte kararlar veriyoruz. Cilt temizliği çok önemli. Maalesef bayanlarımızda makyajla uyuma alışkanlığı da olabiliyor. Evet. Bu tabii ki cildi inanılmaz etkiliyor. Hava şartları, sigara, içme bunlar da tabii ki olumsuz yönde cildimizi etkiliyor. İlk o zaman cildimizi tanıtıyorsunuz evet. ki bize. Sonra işlemlere tek tek başlıyorsunuz. Evet. En basit uygulamadan mesela başlayıp daha sonra diğer profesyonel uygulamalara adım adım ilerleyelim. Evet. Buyurun. İlk önceliğimiz normal klasik bir cilt bakımı. Daha sonrasında cildimizi tanıdıktan sonra lekelerimiz varsa doğum lekesi, güneş lekesi, kişide oluşmuş sonradan sigaraya bağlı olarak, hava şartlarından bağlı olarak lekeler oluşmuşsa kimyasal peeling tavsiye ediyoruz. Kimyasal peeling de meyve asitleriyle cildi soyma işlemi. Ölü deriyi atıp alttan temiz deri geliyor. Böylelikle cildimizde bir renk açılması oluyor, ışıl oluyor, bir parlama gözlenmiş oluyor. Daha sonrasında karbon maske tavsiye ediyorum. Bunlar kış ayına özel bakımlarımız. Karbon maskede de cilde gene renk açıcı özelliği var. Yeni oluşmaya başlamış kırışıklıkları gideriyor. Bununla birlikte ciltte sarkma oluşmuş olabilir. Onları toparlıyor. Bunları tavsiye ediyorum ben. Peki sonradan kazandığımız ve vücudumuza işte cildimizde bulunan lekeler için çözüm var mıdır? Tabii doğuştan ki. Olanlar herhalde çok daha zordur ama onlar bir doğumla bizim. Birlikte ya da sizin dediğiniz gibi güneş lekesiyle oluşmuş olan yok olma ihtimali var mıdır? Tabii ki var. Şimdi doğuşta oluşan doğumdan sonra hani doğumla birlikte oluşmuş lekelerde çok etkili tabii ki sonuçlar alınmayabiliyor. Yüzde tabii ki 70-80 oranında alınabiliyor ama net bir şekilde pürüzsüz bir cilde sahip olamıyoruz. Ama sonradan oluşmuş lekelerde dermapen işlemi yapıyoruz. Altın iğne işlemi yapıyoruz. Bununla birlikte tabii ki tamamen bir deriyi atmış ve alttan temiz deri gelmiş oluyor. Bununla birlikte de pürüzsüz bir cilde sahip oluyoruz. Dermapeni çok duyuyoruz evet. ve etkili olduğunu sizin gibi uzmanlardan da duyuyoruz. Birazcık işlem hakkında bilgi alalım mı? Bilenler vardır mutlaka ama nedir? Evet. Cilde ne tür bir yenileme sağlıyor? Hemen bahsedelim. Evet şu anda çok revaçta. Bütün güzellik salonlarında, merkezlerde var. Biz de Beylece Tıp Merkezi olarak işlem yapmaktayız. Dermapen işlemi mikro iğneler var. Mikro iğne başlıklarıyla cildi tahrip ediyoruz. Minik minik kanallar açılıyor. Uygulanan ürünü de kanallara minik minik açılan bölgelerden cilt altına göndermiş oluyoruz. Ve oranın iyileşmesini sağlıyoruz. Lekeler varsa, yeni oluşmaya başlamış kırışıklıklarımız varsa... Hem leke için
hem kırışıklıklar tabii için. Tabii ki. Ciltte bir toparlanma meydana geliyor. Aydınlanma meydana geliyor. Hani fondötensiz bir şekilde de dışarıya rahatlıkla çıkabiliyoruz. Ne kadar süre ayırmamız lazım? Çünkü darbeli bir işlem, iğneyle kanatıldığı için birazcık darbe alıyor cildimiz. Onun için ne kadar süre ayırmalı acaba? İşlemimiz yaklaşık bir 15-20 dakika sürmekte. Çok uzun bir işlem değil. Ama tabii sonrasında o bir hafta 10 günü buluyor. Cildin kendini toparlaması, dengelemesi için bir hafta 10 günü gözden çıkarmamız gerekiyor. Verilen serumlar sizin hazırladığınız mı, bizim istediğimiz mi yoksa cildin istediği serumlar mı? Burası çok önemli aslında. Kesinlikle. Çünkü cilt altına verdiğiniz serumların herkese aynısı olmuyordur muhtemelen. O konuda da izleyicilerimiz mutlaka merak ediyorlardır. Evet. Ne tür serumlar kullanıyorsunuz? Danışanımız geldiğinde cildimiz analiz ettikten sonra tabii kişiden kişiye değişmekte bunlar. Neye ihtiyacı varsa, hangi solüsyonumuzu kullanmamız gerekiyorsa, kırışıklık mı, leke mi? Şimdi lekenin de boyutları var. Bir derin katmana inmiş şekilde olanlar var, biraz daha yüzeyde olanlar var. Yüzeyde olanlara tabii biraz daha hafif işlem yapmaktayız. Ama diğer türlü biraz daha derine inmiş bir lekemiz varsa da onlar için biraz daha tabii fazla bir uygulama yapmamız gerekiyor. Peki kaç seans olmalı Dermapen? Doğru seansı yine kişiye özel midir? Kişiden kişiye değişir mi? Tabii ki değişmekte. Gene aynı şeyi söyleyeceğim ama lekenin ihtiyacına göre işlem yapmaktayız. Ama en çok 3 herhalde. 3. Üçün dışına çıkmıyor. Yani bir 4-5 olmayacaktır. Yıl içerisinde mi böyledir sizce? Nasıl karar veriyorsunuz? Yıllık mı? Buna tabii yıllık. Genelde kış bakımlarında biz tavsiye ediyoruz. Cildi soyma işlemi olduğu için danışanımız kesinlikle iyi bir şekilde korumalı cildini. Güneşe karşı direkt maruz kalmamalı. Güneş koruyucu kullanmalı cilt tipine uygun. Böyle olduğu için yani biz yılda bir tavsiye ediyoruz. Darbeli yapılan işlemlerde yazın mı tercih etmeliyiz, kışın mı? Bunun ayrımı çok önemli. Tedavi edici manada çünkü önemlidir. Bu tür işlemleri sanırım siz hep kışın yapıyorsunuz. Neden? Kış bakımlarımızda özellikle bunları tavsiye ediyoruz. Sebebi de cildi soyduğumuz için ölü deriyi atıyoruz. Alttan temiz deri geliyor. Buna bağlı olarak temiz bir deri geldiği için onu iyi bir şekilde korumamız gerekiyor. Güneş aylarında deniz, hava vesaire tatil tabii ki durumlarımız oluyor. Bundan dolayı iyi koruyamıyoruz. Koruyamadığımız için de temizlenen bölge yeniden lekelenmeye maruz kalmış oluyor. Bundan dolayı biz tabii ki kış aylarında tavsiye ediyoruz. Bir de bizi lütfen güneş kremi konusunda bilinçlendirir misiniz? Ki bir 5 yıla nazaran çok daha artık düzenli kullanıyoruz. Evet. Her gün kullanmamızı gerektiğini biliyoruz artık ama daha da dikkatli olmamız adına. Tabii ki. Kesinlikle öyle. Cilt tipimize uygun güneş koruyucu tercih etmeliyiz. Yüksek faktörlü olmalı. Tabii ki bunu 6 ayda bir de değiştirmeliyiz. Bunu normal nemlendiricilerimizde bile, normal kullandığımız ürünlerde bile değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü cildimiz buna alışıyor. Alıştığı takdirde de artık bize fayda vermemeye başlıyor. Faydasını görmediğimiz bir ürünü de kullanmak tabii ki bir anlam ifade etmemiş oluyor. Orada cilt ben bunu artık biliyorum ve gardımı aldım diye mi düşünüyor acaba? Kesinlikle öyle. Kendini bir artık korumaya alıyor, bir alışmış oluyor cildimiz. Bundan dolayı 6 ayda bir tavsiyemiz bizim değişiklik yapılması. Peki marka değişikliği mi yoksa ürün içerik değişikliği mi? Şimdi, ben mesela değiştirmiyorum. Aynı marka, yani bir markam vardır güneş koruyucusunda. Hep onu kullanırım. Hata mı yapıyorum acaba? İçerik olarak mı değişiklik yapıyorsunuz siz? Amacımız aslında o bizim. İçerik. Hani içerik olarak değişiklik yapılması. Markaya çok takılmamak gerekiyor. Aynı markanın farklı farklı çünkü ürünleri olduğu için tabii ki bu yönde içerik olarak değişiklik yapılması yeterli. Şunu merak ediyorum. Son dönemde çünkü kullanan arkadaşlarım da var. Hem kapatıcı fondöten hem güneş kremi olan çok
şahane ürünler var. Biz de hanımlar olarak çok mutluyuz aslında evet. bu konuda. Tavsiye ediyor musunuz? Doğru Tabii bir ki. Şey yapıyor muyuz? Tavsiye ediyoruz. Bizler de kullanıyoruz çünkü. İyi ki böyle bir ürünler yapmışlar. Yapmışlar Tabii ki. Tavsiye de ederiz. Yani güzel ürünler kullanılabilir. Hani fondöten olduğu için acaba cilde zarar verir mi? Fondötenle dolaşılmasa daha iyi midir ki diye bir şey söz konusu olabilir mi? Şimdi gün içinde eğer kullanmıyorsa bayanımız herhangi bir tercih yapmıyorsa fondöten konusunda tabii ki. Ama onun dışında zaten normal şartlarda kullanıyorsak ben hem güneş koruyuculuğu hem de fondöteni tavsiye ederim. İkisi bir arada. Tabii, gerçekten şahane ürün. Ben olur. de çok memnunum. Bir taraftan evet. da işte işlemi görüyoruz ekranda. Sanırım evet. Oradaki işlemleri de tabii ki konuşacağız. Zayıflamayla olan işlemler de var. Sadece cilt bakımı değil BLC'de. Çok fonksiyonlu. Girdiğiniz zaman bütün imkanları alabileceğiniz değil mi? Sizin evet. gibi güler yüzlü uzmanlarla birlikte alabileceğiniz bir yer. Uğramanızı tavsiye ederim tabii ki. Hocam şimdi yazı kış bakımı dedik. Yazın güneşe dikkat edeceğiz ama kışın da güneş bizim için önemlidir. Az bile görünse mutlaka önemlidir dediniz. Evet. Güneş kremlerinin öneminden bahsettik ama dermapenden konuştuk. Daha pek çok bakım yapılıyor. Sadece dermapen yok. Hepsini bir bir konuşalım. Bir reklam arası verelim. Çaylarımızı bir tazeleyelim efendim. Sorularınız geliyor. Hemen bakacağım WhatsApp'tan gelen sorularınıza. Bir kısa ara geliyoruz. Efendim yeni geldiyseniz, ekranlarınızı yeni açtıysanız hanım elinden tekrar hepinize günaydın diyelim. Biz bugün hanım eli mutfağında böyle harika tabaklar hazırlayacağız. Kalem işi deniliyormuş aslında. Evet. Ayşegül bize bugün güzel tabaklar hazırlayacak. İşlemi biraz şöyle sizin de izlemenizi istiyorum. Acaba o şık restoranlarda önümüze gelen tabaklar aslında arka tarafta mutfakta nasıl hazırlanıyor? Biz bugün bunu anlatmaya çalışacağız ve senin o sihirli ellerinle de dokunacaksın. Evet. Hemen başlayabilirsin evet, Ayşegül'cüm. Bir taraftan da yapacağın evet. malzemelerini anlatırsın. Ben çikolata kullanıyorum. Bunlar damla drop olarak geçen yani çikolata. ama isterlerse tablet çikolatalardan da kullanabilirler. Ben mikrodalgada erittim bugün. Oh, ama arzu ederlerse benmari usulü de eritebilirler. Çikolatayı yakmamak gerekiyor. Yani dibi tuttuğu zaman bir pütürlük oluşuyor içinde. O da çalışmayı zorlaştıracak. Umarım benim çikolatamda yoktur. Dediğim gibi akışkan bir şekilde olması gerekiyor. Şayet kıvamı biraz koyu olursa hafif sıvı yağla açılabilir. Onun dışında şimdi kalem yapmayı göstereyim. Böyle dikdörtgen bir yağlı kağıt parçası alıyoruz. Bunun orta kısmından tutarak şu şekilde... Çekirdek külahı gibi. Aynen çekirdek külahı gibi yapıyoruz. Uç kısmının muhakkak sivri ve hani kapalı olmasını bu iç şekilde hani hareket ettirerek ayarlayabiliyoruz. Şu an kalemim hazır gibi. Aksilikler olabiliyor bazen. Evde ben yaparken de ya uç kısım açılıyor ya bazen arkadan olabilir. Veriyor. Çikolatamı alıyorum içine. Ben çok fazla çikolata doldurmuyorum çalışırken elimi yormamak için. Ama tabii kuvvetinize göre daha fazla çikolata koyarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde biraz doldurduktan sonra külahın arka kısmını birleştiriyoruz. Ve şu şekilde yavaş yavaş rulo yaparak kalemimizi kilitliyoruz. Kalemimizin ucunu kontrol etmek için biraz haliyle kapalı olduğu için ben makasla açıyorum. Bıçakla da açılabilir. Ah ne güzel Şu oldu. Şu an genelde biraz pis çalışılıyor bu şekilde tezgahı kontrol ederek. Onun dışında ön orta belirlemek için aslında hani bir şey başlangıç noktası olması için bu tarz çember, tabak herhangi bir şekilde... Ya da bu şekilde tutup kaldırabileceğimiz kapak boyutlarda da rahat olur. Hani ev için söylüyorum otellerde genelde boy boy çemberler olabilir. Şimdi bir Hemen tanesiyle bir başlayalım. Başlayalım. Haydi bakalım sessizce seni izliyoruz. Ortaya çemberimizi yerleştiriyoruz. Dediğim gibi önce muhakkak kontrol edilsin çalışmadan önce. Hafif böyle virgül hareketine benzer hareketlerle öncelikle çalışacağım ortayı belirlemeye çalışıyorum.
Dediğim gibi izleyicilerimiz biraz mazur görsün. Ben biraz heyecanlıyım. Ne kadar hızlı yapıyorsun. Neresi heyecan bunun? Aksilikler de olabiliyor. Yaptığın şey çok zor bir şey. Ben böyle evde yapıp yıkıyorum. Biraz ucunu fazla açmışız galiba kalemimizin. Ama iyi olmuş çünkü ekranda da daha büyük görünmesi gerekiyor. İnceyi belki çok iyi göremeyebilirdik. Ben bir kalem daha hazırlayabilirim diğerlerini yaparken. Şöyle basit bir şekil. Böyle takip ederek çalışmak iyi olur. Yani ne yaptığınızı belli aralıklarla kontrol ederek. Yani şekilleri ezberlemiyorum. Ama dediğim gibi Şef Baransel'in tabaklarında özellikle hani bakıp hafızama aldıklarım oluyor. Kendim de taklit ederek biraz yapmaya çalışıyorum. Ya da kendinden bir şeyler koyuyorsun. Bu iş aslında resim yapmak gibi, hayal gücü. Kesinlikle. Dediğim gibi şık olmuş olması insanların hoşuna gidiyor. Özenilmiş tamamen el işi, önünüze bir sunum gelmiş olması. Çok güzel görünüyor. Ve çok hızlı yapıyorsun maşallah. Zor bir şey yapıyorsun. Sana basit gibi geliyor ama şu anda. Değil mi? Değil mi? Çin ustası gibi. Hakikaten Ömer çok güzel söyledi. Mandalalar, ferforjeler. Özellikle dediğim gibi oralardan ilham aldığını söylemişti usta. Ah çok güzel oldu. Ayşegül'cüm bunu sadece çikolata değil renkli yapabilir miyiz? Soğuk jölelerle çalışılabilir. Zaten pastaların üzerinde genelde soğuk jöleler kullanılıyor. Fakat soğuk jöleler dediğim gibi tamamen pastanede bulunabileceği için hani kovalarla satılan büyük ürünlerde. Evet. O yüzden ben çikolata tercih ediyorum ama pek sos tarzı şeylerle çalışılmıyor. Kendini tutması gerekiyor. Aslında bizim çikolatamızda neden bu kadar yayılma yaptığını ben şu an hiç yayılma anlayamadım. Falan yapmış gibi görünmüyor. O bence aslında, sana öyle geliyor. Çok güzel. Ekranda da sen görmüyorsun şu anda. Monitörden izliyorum ben. Çok şık oldu. Çok güzel oldu. Ve çok hızlı yaptın. Çok başarılısın. Tebrik ederim. Desenler geliştirilebilir. Dediğim gibi ustanın sayfasındaki şekilleri gördükten sonra benimkilerin aslında ne kadar basit olduğunu görebilirsiniz. Ama hiç yapmayan ve bu nasıl yapıldığını bilmeyen için bizim için şahane bir tabak okuldaki oldu. Okuldaki arkadaşlarım da özellikle çok hoşlanıyorlar. Bu da bir yeni trend diyelim hani bir şekilde oluşturulmuş. Dediğim gibi pasta üzerine süslemektense tabakta herhangi bir spesiyel tatlıyla beraber verilebilecek şekilde. Daha da dediğim gibi hani yaparak desen genişletilip geliştirilebilir. Ben şimdilik bunu bırakayım. Tamam. Bir başka desene geçerim. Bu şekilde. Peki sunum için mesela bir kurabiyeyi tam ortasına mı koyuyorsunuz? Evet. Sunumda nasıl yapılıyor bu tabakta mesela şuraya? Orta kısma benim hazırladığım gibi tart. Sütlü bir tatlı yine yerleştirilip etrafına sosu verilebilir. Krem karamel jöle çok şık bir durur. Tatlı. Evet. Güzel olur. Jöle olabilir. Onun dışında makaron ve benzeri hani kurabiye tarzı. Evet. Olabilir. Ben bir şey söyleyeyim mi? Buna kek bile koyulur. Evet. Bir revani bile bence şu tabağa koyulur. Çok güzel olmuş. Kabak tatlısı, ayva tatlısı, dediğim gibi helva çeşitleri. Sunum hani onun oluşturduğu forma göre yerleştirebilirsiniz. Sadece yuvarlak değil, tabağın enlemesine de çalışılabilir düz çizgi olarak. Bir tane şöyle hızlı bize göstereceğin şu tabakta da varsa çünkü bir daha gelemeyebilirim yanına. Bir de şöyle enlemesine çalışma yapalım. O tabağı ben kalemimin ucundan olsun. Çok memnun değilim ama denemiş olalım. Belki biraz yamuk gidebilirim ama hiç önemli değil. Bence çok başarılısın. Sen titiz olduğun için. Bunda da yine ben başta basit şekillerle çizeyim. Dediğim gibi tamamen sizin estetik zevkinize göre şekillendirilebilir. Çikolatam da biraz donmaya başladı.
O yüzden cıvık ve biraz hafif ılık olması gerekiyor değil mi? O ben akışkanlığı. Birazdan mikrodalgaya tekrar alırım. Bu şekilde çok yani devam oldu. Edeceğim dediğim gibi siz buradayken. Çok güzel oldu değil mi Ömer? Gayet başarılı. Şu şekilde. Biz hiç ben hanım elinde edeyim. Böyle bir şey yapmamıştık. Bir ilk oldu. Şöyle iki tabağımızı da gösterelim. Ben konuklarımın yanına ilerlerken sen birkaç çalışma daha yapacaksın. Gelip son bölümde hepsini sunumlarla beraber göstereceksin. Görürüz. Çok teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Harika oldu. İşte kadının elinin değdiği, o zarifliğin değdiği belli oldu tabaklara. Efendim bir taraftan da BLC Tıp Merkezi'nden çok kıymetli konuklarım var. Estetisyen Esra Küçük Ezberci ve diyetisyen Sema Sayharman. Biz şöyle cilt bakımıyla bir giriş yaptık ilk bölüm. Nasıl bakmalıyız cildimize? Bizim için lekeler ne kadar önemli? Tedavi süreci nedir? Dermapen'den bahsettik ama BLC Tıp Merkezi'nde sadece dermapen değil, diğer uygulamalarda yapılıyor. Mesela bir altın iğne var ki o da gerçekten dermapen kadar çok kadınların tercih ettiği, hatta kadın erkek, sadece kadınlar dememek lazım, tercih ettiği bir uygulama. Kısacık bir altın iğneden bahsedelim, sonra Sema Hanım'la devam edeceğiz. Tabii ki bahsedelim hemen. Altın iğne de aynı dediğiniz gibi dermapen işleminin bir üst modeli diyelim. Altın iğnede özellikle solüsyonlarımız var. Kullanılan ürünlerimiz var. Bunlara yönelik. Ciltte özellikle lekeler üzerinde çok etkili, çok başarılı bir cihaz. Altın iğnede de minik minik kanallar açıyoruz gene aynı. O bölgelerden de solüsyonlarımızı göndermiş oluyoruz. Cildin alt tabakasında aktifleştirmiş oluyoruz. Lekelerin giderilmesini sağlamış oluyoruz. Ciltte inanılmaz sıkılaşma görüyoruz. Gözenekler varsa bunlarda sıkılaşma görüyoruz. Ciltte toparlanma oluyor. Bir ışıldama, parlama elde etmiş oluyoruz. Hemen şöyle bir taraftan da size gelen soruları yönlendirmek istiyorum. İyi yayınlar. Benim cildimde aşırı derecede gözenek var. Gözeneklerin kaybolması için ne tür bir tedavi uygulamak gerekir demiş izleyicimiz. Görmeden tabii ki herhangi bir şey söylemek doğru olmaz ama yapılan işlemlerimizde tonik uygulamasını tavsiye ediyoruz. Bununla da sonuç alamadıysa dermapen işlemi. Dermapende güzel cilt sıkılaşma oluyor. Onun dışında da altın iğne de bahsettiğim gibi gene sıkılaşmaya yönelik işlemler yapıyoruz. Başarılı sonuçlar alıyoruz. Ama birebir görüşülmesi ve sizin cildinizi mutlaka görünmesi gerekir. Evet, BLC Tıp Merkezi'ne farklı bir rahatsızlığımdan dolayı gitmiştim ama Esra Hanım'la tanıştım. Sonra cildimde oluşan lekeler hakkında biraz bilgi aldım. İşlem yaptırdım ve çok memnun kaldım diye böyle güzel bir mesaj var efendim. Lütfen okur musunuz dedi. Tabii ki okuruz. Sizinle güzelleşiyor programımız. Esra Hanım'a lazer için gittim. Alakası için teşekkür ederim. Cilt bakımı işlemi yaptırdım. Lekelerim yok oldu diye. Pek çok mesaj var. Ne güzel bu mesajlar. Çünkü bir işlemi doğru yapılıp da onun faydasını görüyor olması, o memnuniyet sizin için yeterli kesinlikle, oluyor değil mi? Kesinlikle öyle. İşinizden güzel BLC Tıp Merkezi'nde biz hizmet vermekteyiz. Birçok hizmet vermekteyiz. Bunlar da tabii ki bize olumlu bir şekilde dönünce biz çok mutlu oluyoruz. Mutlu oluyorsunuz. Bizler de mutlaka. Buradan teşekkür ediyoruz. Gene bekleriz. İnsana dokunmak, onlara faydalı olmak çok güzeldir. Kesinlikle. Zaten merkez de çok güzel ve sıcak. Evet. Ben de severek geliyorum, ziyaret ediyorum. Bir taraftan da tabii lazer işlemleri de var. Onları da konuşacağız ama Sema Hanımcığım, diyetisyen olarak hiç sizin yazınız kışınız yoktur. Her zaman yoğunsunuzdur mutlaka. Çünkü bedenimize bakmak aslında bizim de bir görevimizdir. Diyet deyince biz biraz irite oluyoruz ya. Şu diyeti bize biraz açıklayın. Nedir bu? Aslında hiç korkmamıza gerek yok. Diyet hani kelime anlamıyla da aynı şekilde sağlıklı beslenme demek bizim için. Bu sağlıklı beslenme de bütün besin gruplarından tam olarak aldığımız zaman oluşuyor. Hani hiç aç kalmadan bile bunu yapmak mümkün. O yüzden diyet sadece belirli bir süre arasında da olmasına gerek yok. Yani ömür boyunca uygulayabileceğimiz bir sağlıklı program demek bizim için. Peki her insanda metabolizma hızı farklı oluyor sanırım. Yani hep şöyle deriz ya ben hiç yemiyorum ama metabolizmam yavaş ve yakmıyor. İşte benim hatam değil, içeride bir şeyler beni kontrol ediyor diyoruz. Nedir bu metabolizma?
Metabolizma şimdi kelime anlamıyla bakacak olursak aldığımız enerji ile verilen enerji arasındaki düzeni sağlayan bütün mekanik işlemlere verilen bir isim. Ama tabii ki kilo verme konusunda bu metabolizmanın hızlı olması kişiye tabii ki bir artı sağlıyor. Ama metabolizmam yavaş diyen bir kişiye de kilo vermesi imkansız denilmesi tabii ki mümkün değil. Bu konuya geldiğimizde de metabolizması yavaş olan bireylere tabii ki ek olarak beslenme sağlık programlarına ek olarak düzenli biraz egzersiz öneriyoruz. Takıldıkları konularda bölgesel zayıflamalar öneriyoruz. Metabolizmayı hızlandırmak bizim amacımız oluyor. Bunda da tabii ki besinlerin gücünden faydalanmak gerekiyor. Mutlaka sağlıklı programlarına, listelerine eklediğimiz birkaç nokta var. Bunlardan bir tanesi mesela o düzenli programa ek olarak düzenli biraz egzersiz katmak lazım eğer metabolizma hızı birazcık düşükse. Bu da nasıl olabilir? Haftanın 2-3 günü şöyle yarım ila bir saat arasında yapılacak olan biraz kardiyo egzersizleri dediğimiz grup. Yani yüzme olabilir, koşma olabilir, yürüme olabilir. Düzenli yapıldığı zaman bunlar tabii ki metabolizma hızını artırıcı yönde. Bunun dışında tabii ki besinlere gelecek olursak da hani bildiğimiz üzere kırmızı biber bundan faydalanabilir. Tabii ki bir mide rahatsızlığı yoksa. Tansiyon şikayeti yoksa eğer bunlar önemli bizim için. Bol bol su tüketmek tabii ki bizim yine metabolizmamızın düzenli çalışmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda yeşil çayın da bildiğimiz kadar düzenli tüketiminde bir fayda alabileceğiz. Düzenli tüketimde özellikle günlük olarak 2-3 bardak içerseniz eğer o da metabolizmanıza çok güzel etkiler yaratabiliyor. Beyaz çay bir de son zamanlarda. Beyaz çay, mate çayı tabii ki. Faydalı mıdır? Aynı şekilde yeşil çay gibi düzenli tüketilirse hepsi vücut alıştıktan sonra bunlara değiştirilmesi gerekiyor aslında. Ben de çok öneriyorum hani 1,5-2 ay kadar kullanıp sonrasında başka bir çaya geçmek. Aslında tepkisini tam olarak almış oluyoruz bir çayın. Sonrasında değiştirilirse eğer hepsinden aslında ayrı ayrı bir tepki almış oluruz. Biraz önce Esra Hanım'la da konuştuğumuz gibi vücut artık alışıyorsa başka bir şey istiyor. Tıpkı onun gibi ben bunu kabul ettim artık bu benim için sıradanlaştı dediği anda vücutta yeni bir değişim sağlamak gerekiyor. Fakat şöyle bakmak lazım herhalde Sema Hanımcığım. Yani yiyip yemek kontrolünü yapmadan sadece yeşil çay değildir herhalde bunun. Tabii ki de hani bunların hepsi aslında sağlıklı bir programın ek olarak yanında alacağımız destekler demek oluyor. Hani diğer aldığımız o listemize bize verilenleri tam olarak yaparsak zaten aç kalmamak lazım. Bunu en başta da söylemiştik. Onlarla da birazcık takviye alarak metabolizmamızı biraz daha hızlandırmış olacağız. O yüzden birazcık hani yolumuzu kısaltıyoruz. Amacımız o biraz. Ben burada diyetisyenlerimi ağırlarken hepsine soruyorum. Ya hocam diyorum bize bir ürün söyleyin mucize bir şey olsun ve her şeyi halletsin. Sanırım böyle bir şey yok. Maalesef değil mi? Mucize bir ürün yok ama tabii ki yanına ek olarak alabileceğimiz ürünler çok fazla beslenme konusunda. Yaş için ne söylemek istersiniz Sema Hanımcığım? Yani bir 30-35'ten sonra biliyorsunuz daha hızlı kilo veremiyoruz artık. Gençken daha kolay oluyor. Bunun için önerebileceğiniz bir şey var mı? O zamanki metabolizmayı da hızlandırmak adına. Neden böyle oluyor? Vücut niye duruyor? Şöyle şimdi metabolizma aslında tabii ki hızlı kişilerde, genç kişilerde, aktif spor yapan kişilerde daha hızlı. Kilo verme açısından bu tabii ki bir ek avantaj bizim için. Ama tabii ki yavaşladı dediğimiz zaman da kilo vermemiz mümkün değil söylediğimiz gibi. Ama bunlarda tabii ki metabolizmayı hızlandırıcı birkaç şey yapmak gerekiyor. Hani birazcık karbonhidrattan ağır beslenmemek lazım, katı yağları kullanmamak lazım. Hani özellikle kadınlarda görebildiğimiz o bölgesel kilo almalar, kalça ve karın bölgesinde, bel çevresindeki yağlanmaların sebebi biraz da bunlar aslında. O toplanılan toplantılar, günler bunlar da çok fazla tüketiliyor. Aşırı tatlılar, şekerli gıdalar, karbonhidrat içeriği çok yüksek, hamur işleri özellikle. Bu da direkt bizim için bir yaştan sonra özellikle kalça bölgelerinde, basen bölgelerinde birikebiliyor. Hani östrojen hormonunun azalmasıyla da bunlar bel çevresinde de aynı şekilde yaşa bağlı olarak birikmeye başlıyor. O yüzden aslında birazcık yediklerimize yine dikkat etmemiz gerekiyor. Ve yanında yürüyüşü sizin dediğiniz gibi eklememiz gerekiyor. Peki bize tokluk hissi verecek yiyecekler var mıdır gerçekten? Var tabii ki şöyle hani sayabiliriz bunda hani sağlıklı programın içine koyabileceğimiz şeyler olabilir. Bunlar en başta tam tahıllı ürünler, et, süt gibi
yine yumurta gibi, balık gibi alabileceğimiz hayvansal kaynaklı proteinler olabilir. Bunlar bizi uzun süreli tok tutacaktır. Aynı zamanda kuru yemişlerden faydalanmak çok çok önemli. Sağlıklı yağlar, hani zeytin, zeytinyağı gibi dediğimiz daha katı olmayan, vücudun yormayacak şekilde alabileceğimiz gıdalar bizim için çok önemli. Yine aynı zamanda sebzeler yüksek lif içeriğine, posa içeriğine sahip olduğu için, yine meyvelerden tercih edersek, glisemik indeksi düşük olanlardan tercih edersek bizim için birazcık daha faydalı olacaktır, daha yardımcı olacaktır. Peki Sema Hanımcığım, hayatımızdan neyi çıkarmalıyız? Neyi çıkarmalıyız? Aslında hiçbir şey çıkarmamıza gerek yok. Hani böyle bir kural yok aslında. Her şeyden yiyeceğiz. Asla hiçbir şey eksik olmaması gerekiyor. Ama tabii ki porsiyon kontrolü yapıldığı zaman hem biz üzülmüyoruz bir şey bize yasak olmadığı için, hem de aslında onu dengeleyebildiğimiz zaman da yemiş oluyoruz. Hani sürekli böyle bir karbonhidrat tüketimi ya da şeker tüketimi olmasın. Porsiyonla miktarlarını bilelim, kişiye size göre uygun olan bir porsiyon miktarı belirleyelim diye aslında bu sağlıklı yaşam adı altında toplanabiliyor. Biz diyetisyene gittiğimiz zaman herkese yazdığı şeyi bize yazmasını istemiyoruz. Evet. Ya da herkesten duyduğumuz, bütün diyetisyenlerden duyduğumuz şeyleri duymak istemiyoruz açıkçası. Siz nasıl bir yol izliyorsunuz danışanınızla birlikte? Çünkü hepsi özel sizin için. Hepsi kişiliği, farklı yaşantısı, iş alanı, yaşı, cinsiyeti pek çok farklılıkları var. Nasıl yol alıyorsunuz? Onu merak ettim. Şimdi aslında herkesin kendi özel, sizin de dediğiniz gibi hani yaşam tarzı, bunlara yönelik öncelikle gelinen noktaya bir bakmamız gerekiyor. Nereden, nasıl bir iş hayatımız geldi var? Evet, nasıl bir günümüz geçiyor gün içinde? Hani ilk amacım aslında o kişiye uygun olan, çok fazla hayat tarzını değiştirmeden bir yol kat etmemiz. Zaten öyle olduğu sürece herkes için farklı program oluşmuş oluyor. Hani ana öğünleri ara öğünle yapabiliyor mu, şart mı, değil mi? Nasıl bir alışkanlığı var? Bunlar çok çok önemli. Bu yüzden zaten hani başkalarıyla birlikte olmuyor bu program. Birebir aynı olmuyor tabii ki de. Aynı konuda aslında biz de birazcık şikayetçiyiz. Komşu diyetini yapalım, işte kardeşimin diyetini uyuyayım. İnternetten indireyim. Aynen, ya da internet diyetlerini bize de yarar mı, şöyle bir diyet var gibi. Bunları da yapmanızı hiç önermiyoruz. Metabolizma bir yerden sonra bozulmuş olabiliyor. Bize geldiklerinde bu şekilde olabiliyor. Bunun hiç yaşanmaması için kendilerine uygun olan bir programla, aç kalmayarak yine, metabolizmalarını yavaşlatmayarak, bozmayarak bir program öneriyoruz. Peki bir suyu tekrar hatırlatalım. Hep söylüyoruz. Biraz önce Esra Hanım'la konuşurken de söyledik, cilt için de önemlidir diye. Ama su bizim için sadece diyette değil herhalde, hayatımızın merkezinde olması gerekir. Ne söylersiniz su için? Ne kadar olmalı? O da mı kişiye göre değişir? Şimdi özellikle günlük alacağımız su metabolizmanın çalışmasına, kan dolaşımının düzenli olmasına, idrara çıkabilmede, kas sinir iletisinin düzenli bir şekilde çalışabilmesinde çok önemli başlıca. Hani sadece diyet değil bu tabii ki. Her yetişkinin günde ortalama 2 litre su içmesi lazım. Tabii ki biz bunu kışın birazcık daha alt seviyelere çekiyoruz maalesef. Unutuyoruz ama biliyor musunuz? Evet. Kışın öyle oluyor biraz. Hatırlatacak etmenleri birazcık yanımızda aralarda. Yanımızda şişe taşıyıp aynen onu öyle görmemiz gerekiyor. Çay varsa, bir kahve içiliyorsa yanına mutlaka bir bardak su eklenerek bu hatırlanabilir kışın da aynı şekilde. Onun dışında yine diyetle birlikte almanın önemi aslında birazcık daha fazla. Diyet yapan kişilerde yağ yıkımı olduğu için vücutta onları biz atmamız gerekiyor. Çünkü o yıkılan yağlar toksik etkiye sahip oluyor vücutta ve bunların uzaklaştırılması da suyla mümkün tabii ki. Çok güzel, o yüzden anlattınız. Hani kilo verme sıkıntımız yoksa eğer 2 civarında ama eğer bir kilo diyetindeyseniz eğer 2,5-3 litre civarında bir su tüketmek bu yüzden aslında çok çok önemli. Dediğim gibi hatırlatabilecek şeyler çok fazla aslında. Hemen yanımızda taşıyarak olabilir, bir kahve, çayın yanında olabilir. Tabii ki su yerine geçebilecek bütün besinler, içecekler, bunlar birazcık ayrılmalı birbirinden. Kesinlikle İçtiğimiz ayrılmalı. İçtiğimiz çaylar, kahveler maalesef su yerine geçmiyor onlar. Evet. O yüzden hani bir ayran olabilir, maden suyu, mineralli sular olabilir. Hani onlara biraz dikkat edersek zaten artacaktır su tüketimimiz. Bazen bazı insanlar suyu sade içemiyorlar. Ne öneriyorsunuz? Mesela limon yakışıyor.
O zaman o çay niyetine geçmiyor değil mi? Biz oradan suyumuzu almış oluyor muyuz Sema Hanımcığım? Yok yok, çay yerine geçmiyor tabii ki ama limon dilimlenebilir. Özellikle tarçın kullanılabilir. Kan şekerini de dengeleyeceği için bütün gün bir tokluk hissettirebilir aslında. Onun dışında meyve dilimleniyor sulara. Ben onu çok fazla önermiyorum. Öyle meyve mi? Şekerinden dolayı. Hani ek olarak bir meyvenin şekerini gün boyu almamıza gerek yok. Onun yerine tarçın olabilir, karanfil olabilir, bir defne yaprağı olabilir. Bir limon dilimlenebilir, yine salatalık olabilir. Bu tür bir tatlandırıcı olarak kalorisi düşük besinlerden faydalanabilir tabii ki. Çok güzel mesajlarınız var. Esra Hanım'a yapılan cilt bakımlarıyla, Hasan Esat Önal, Necati Erzurum ismimi okur musunuz diyenler var. Özellikle buradan okumak istiyorum. Bekliyorsunuz biliyorum ama bir taraftan burayı WhatsApp'ı kontrol ediyorum. Çok akış var. Ne güzel sevilmek. Çok memnun oluyorum ben de ilginiz için. Sema Hanımcığım, bir soru da size var. Herbalif beslenme kulüpleri çoğaldı Konya'da. Aslında sadece Konya değil bu, biliyorsunuz evet, ki. Evet. Ne diyorsunuz bu konuda? Çok önemli yani. Nereye gidiyor? Şöyle, biz çok fazla tabii ki duymak istemediğimiz cümleler bunlar. Hani kullanalım mı, tercih edelim mi, konuşmamız. Ama bu konuda bilgilendirin ki biz de doğruyu bilmiş olalım. Hani onların özellikle hani tamam bir öğün yerine geçebilen bir işte karışımları vesaireleri var ama onları düzenli tüketildiği zaman özellikle bir iç organlarında yetmezliğe kadar gidebilecek sonuçlara varabiliyor. O yüzden hayat tarzınızdan ne kadar kopmazsanız o süreç sizin için o kadar güzel olacaktır. Hani böyle bir sıvı beslenme ya da bu şekilde bir beslenmeye gerek yok. Hani baştan bir söylediğim gibi aslında bir diyet ya da yasaklı besin yok. Bu tür şeylere yönelmemize hiç gerek yok oysa ki. Hani bizim besinlerimiz gayet güzel. Kendimiz evde hazırladığımız taze taze olan besinlerden tüketmemiz gerekiyor. Bir de her şeyi tatmak ki bizim ülkemizde kırmızısı, yeşili, biliyorsunuz rengarenk mor, o kadar güzel besinlerimiz var ki hepsini tatmak gerekir. Birazcık bence insan kendine yaptığı eziyet gibi değerlendiriyor. Tam olarak aslında bu, hani bir süre zarfını alıyorlar kendilerini, böyle programa başlayayım diyorlar. Ama tabii ki sonrasında o besinlerden de uzak kalamayacakları için o hızlı verilen kilolar geri alınmış oluyor. Öyle bir programla verilse bile. Evet, evet. Ama tabii başta dediğim gibi sağlıklı bir zayıflama olmuyor maalesef. Şöyle oluyor, biraz zayıfladığını görüyor. Diyor ki bu bana çok iyi geldi. Devam edeyim diyor. Ediyor, biraz daha veriyor. Sonrasında ne oluyor? Bıraktığı anda hemen yeniden bir iki katını geriye alabiliyor maalesef. O durumu da asla biz istemediğimiz için, hani hayat tarzımızı değiştirmeden olabilmeli bütün bunlar, diyet süreci, sağlıklı yaşam süreci. O yüzden kesinlikle önermiyorum öyle bir şey. Sohbet çok güzel ama bir reklam arasına daha gitmem gerekiyor. Efendim, Ankara'ya selamlar gönderiyorum. Cahide teyzem izliyormuş. Safiye arkadaşımın annesi Pelinciğim izliyormuş. Onu da öpüyorum. Bana selam gönder bugün Ayşegül teyzecim dedi. Seni öpüyorum, selam gönderiyorum. Özellikle bir kısa ara, aradan sonra devam edeceğiz. Efendim devam ediyoruz. Beylece Tıp Merkezi'nden estetisyen Esra Küçük Ezberci ve diyetisyenimiz Sema Sayharman bizimle birlikte. Birazdan metabolizma hızlandırıcı bir çay yapacağız. Sema Hanım'la birlikte mutfakta olacağız. Mutfakta da bir taraftan Ayşegül bize güzel tabaklar hazırlamaya devam ediyor. İzliyoruz seni bir taraftan, şahane tabaklar sunuyorsunuz. Ama diğer uygulamaları, yani BLC Tıp Merkezi'nde sadece cilt bakımı yapılmıyor ya da ciltle alakalı uygulamalar yok. Diğer uygulamalardan bir bahsedelim Esra Hanımcığım. Buyurun. Tabii ki. Estetik primimiz lazer epilasyon, cilt bakımı, zayıflama ünitelerimiz mevcut. PRP, mezoterapi, dolgu, botoks, bununla birlikte ciltte oluşmuş sarkmalara yönelik bir toparlanma işlemleri yapmaktayız. Başarılı sonuçlar alıyoruz. Tüm Konyalı halkımızı da bekliyoruz Beylece Tıp Merkezi'ne. Lazer deyince ne anlıyoruz? Hangi uygulamalarda var? Hangi lerine temas ediyorsunuz, işlemleri nerede gerçekleştiriyorsunuz? O konuda da bilgi alalım ki ona göre sizi ziyaret etsinler. Tabii ki. Lazer epilasyon istenmeyen tüylerin lazer enerjisi tarafından sağlıklı ve kalıcı bir şekilde yok edilme sistemidir. Lazer epilasyonda kıl köküne rengini veren melanin pigmentinin kıl kökünde oluşmuş
emilimini sağlıyor lazer enerjisi tarafından ve o bölgeye çevre dokuya zarar vermeden güzel sonuçlarda bulunmaktayız. Bununla birlikte lazer epilasyonda kişiden kişiye aldığımız sonuçlar değişmekte. 8 ila bir 10 seans tavsiye ediyoruz. Hı hı. Tabii ki bölgeden bölgeye de bu değişmekte olduğu için net seans sayımız yoktur. Biz estetik birimimizde 2 adet cihaz kullanıyoruz. Birisi Alex Plus gayet konforlu, soğuk hava üflemeli bir başlığa sahip. Böyle olduğu için acısız bir işlem oluyor. Onun dışında hijyenik bir ortamda, hijyenik bir başlığımızla işlem yapıyoruz. Diğeri de Magic Ace buz lazer. Şu anda bu da çok popüler. Evet. Bütün güzellik salonlarında da mevcut. Bizde de var aynı şekilde. Buz lazerde de kesinlikle bir acı, sonrasında bir kızarıklık oluşmuyor. Kıl kökünde herhangi bir sonradan oluşmaya bağlı bir kızarıklık olma, öyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Daha da fazla tercih ediliyor, evet, aslında değil mi? 4 mevsim rahatlıkla kullanılabiliyor. Uygulama yapıyoruz. Hı hı. Hamile bayanlarımızı alamıyoruz işlemlerimize. Beyaz tüyüye sahip kişilerimizi alamıyoruz. Epilepsi, kalp pili bulunan kişilerimizde maalesef işlemleri alamıyoruz. Hı hı. Onun dışında diğer danışanlarımızla birebir görüşmeler yapıyoruz. Peki lazerde kaç seanstır? O da mutlaka kişinin güçlü olan işte kıl köklerine göre mutlaka önemlidir. Ama ne kadar seanstır, ne kadar süre verecek sizin için? İşlemler için ne kadar vakit ayırması gerekiyor? Tüm vücut epilasyonlarımızda bir saatini kişimiz ayırmalı bizim. Hı hı. Ama küçük bölgelerde 15-20 dakikalık bir süreyle işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Hı hı. Bölgeden bölgeye tabii ki bu süre değişiyor, değişmekte. Aylarca süren işlemlerimiz olabiliyor. Daha hızlı sonuç aldığımız bölgelerimiz de olabiliyor. Hı hı. Bu yüzden de tam net bir seans veremiyorum. Hı hı. Ama en az bir 8 ila 10 seans tabii ki görülmesi gerekiyor. %70 oranında, %80 oranında azalma elde ediyoruz, hı hı, bununla beraber. Hı hı. Peki Sema Hanımcığım, diyetle birlikte zayıflama için cihazlar var artık. Evet. Beleci Tıp Merkezi'nde de var. Ayrıca şu anda geniş bilgi olarak ekranlarda efendim arayıp iletişime geçebilirsiniz. Çünkü bazen birebir görüşülmesi gereken konular oluyor. Oradan da ulaşabilirsiniz. Nasıl bakıyorsunuz diyetle birlikte cihazların kullanımı, hangi cihazlar kullanılıyor onların bilgisini de alacağım ama bir diyetisyen olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle şimdi hani düzenli bir programdan sonra kalan kilolar özellikle bel ve kalça çevresinde kişinin şikayetine göre yani bu aslında bizim için değerlendiriliyor. Bize gelen sonuçlardan da çıkartacak olursak eğer hani kalan kilolara birazcık daha hızlı birazcık tepki vermek için birazcık görsel olarak görmek için hemen bir sonuca varmak için bu cihazlardan Esra Hanım'la birlikte çok güzel faydalanıyoruz aslında. Tabii ki bunda kalan son kilolar da olabilir ya da gitmeyen ödeme bağlı şikayet olan bir kilolar da olabilir. Hani birlikte çalışarak bu konuda aslında çok güzel sonuçlar alabiliyoruz cihazlarımız sayesinde. Hangi cihazlar uygulanılıyor Esra Hanımcığım en çok? Bizde şu anda pasif jimnastik cihazımız var. Bununla birlikte lenf drenaj, soğuk lipoliz, kriyolipoliz diye de geçebiliyor. Hepsini kızıl ötesi açıklayalım mı? Tabii ki. Mutlaka merak edecektir. Hepsinden bahsedelim. Kavitasyon artı radyo frekans sistemimiz de mevcut. Soğuk lipolizde özel vakum başlığı sayesinde cilt üzerinde yağlanma ve cilt altındaki yağlanma yağlanan dokuyu vakum sayesinde hapsediyor. Ve orada -7 ile -10 derece arasında bir donma işlemi yapıyoruz. Dondurduktan sonra parçalanıyor. Parçalanan yağlar vücuttan Sema Hanım da bahsettiği gibi su ile birlikte vücudumuzdan dışarıya akmış oluyor. O zaman orada su kullanımı çok önemlidir kesinlikle aslında. Evet. Beraberinde işlemi yaparken su kullanımına dikkat edilecek. Evet. Kesinlikle öyle. Benim de tavsiyem o yönde oluyor. Bol su tüketilmeli. Bununla beraber 3 ay ve 4 ay boyunca yağ yakımı devam ediyor. Soğuk lipoliz bir seans işleme alıyorum. Bir seans yeterli oluyor. Daha sonrasında pasif jimnastik cihazım var. Bununla kasları hareket ettiriyoruz. Amacımız yağları kasa döndürmek.
Kasa dönen tabii ki yağlarımızda da ciltte sıkılaşma oluyor. Daha da bir güzel bir fit bir vücuda sahip oluyoruz. Onun dışında kızılötesi sistemimiz var. Hı hı. O da aynı şekilde kaslara yönelik yağların kasa döndürmesiyle alakalı. Kavitasyon artı radyo frekans sistemimizde de yağ yakımıyla birlikte cilt altında oluşmuş yağlanan dokuyu en az seviyeye, en az düzeyde indirmemiz. Hı hı. Peki kilo vermeyle birlikte yapılırsa çok daha etkili olacaktır. Tabii ki. Su tabii önemlidir dediniz. Siz kişiye özel mi şu uygulamayı yapalım diye yönlendirme yapıyorsunuz? Evet. Yoksa onlar zaten cihazları tanıyıp gelip işlemi şunu mu yaptırmak istiyor? Oradaki iletişimi nasıl kuruyorsunuz? Çoğunlukla tabii ki kulaktan duyma bilgilerle geliyorlar. Bir bakıyoruz ama biz çoğu, de şöyle Google'dan bir araştırıyoruz. Evet. Cihaz nedir, ne işe yarar? Evet. Mutlaka bilgili geliyoruz tabii ama tam tabii bilemiyor. Tam teferruatlı bilgiyi bizimle birlikte almış oluyorlar. Hı hı. Bilgimizi verdikten sonra hangi bölgede yağlanma varsa ve hangi cihazım o bölgede gerçekten etkiliyse ona yönelik işlem yapıyorum. Kişiden kişiye değişiyor işlemlerim. Bazı bayanıma ya da danışanıma öyle söyleyeyim. Pasif jimnastiği tavsiye ederken diğerine soğuk lipolizi tavsiye ediyorum. Bundan dolayı da tabii ki her iki kişi de farklı sonuçlar alıyoruz ihtiyacına göre. Peki erkek ve kadındaki hız oranı gerçekten onlar daha mı hızlı kilo veriyorlar? Etkisi cihazda da mı böyle? Diyette evet, böyle sanırım ama cihazda da mı böyle? Erkeklerde biraz daha kas oranı hani fazla olduğu için bayanlara yönelik daha biraz etkili. Daha etkili. Evet, biraz daha fazla oluyor. Siz ne diyorsunuz Sema Hanımcığım? Biz daha zor veriyoruz. Bu haksızlık değil mi bizim için diye böyle feryat edesim geliyor. Yok, hiç o feryata gerek yok. Dediğim gibi metabolizma hızlandırmak mümkün değil gibi bir şey düşünülmemeli. Şimdi az sonra da yapacağımız tariflerimiz var. Besinlerin birazcık gücünden faydalandığımız zaman bu şekilde yapılan bir programla birlikte çok da gayet metabolizma hızlandırılabilir. Gayet güzel sağlıklı kilo verilebilir. Hani bu takıldığımız konularda da zaten istenildiği üzere bölgesel zayıflamalardan da destek aldığımız zaman çok güzel sonuçlara varıyoruz zaten. Alınacaktır mutlaka. Evet. Harika. Çok güzel bilgiler verdiniz. Ama şu metabolizma hızlandıran çayı hepimiz denemek istiyoruz. Mutfağa bir gidelim. Siz bugün bize çünkü çok güzel malzemeler de getirdiniz. Onları birlikte yapalım. Mikrofonlarınızı belinize ya da cebinize koyabilirsiniz. Şöyle efendim biz bir mutfağa ilerleyelim. Sizin için güzel bir tarifimiz var. Lütfen siz de buyurun Esra Hanımcığım. Bir taraftan da Ayşegül şahane tabaklar yapmış. Biz bunları nasıl bozmaya kıyacağız? Bakar mısınız? Ne kadar güzel olmuş. Aslında biraz bozuk oldu. O kadar güzel döşemişim ki sanki bir restoranın arka mutfağı hemen bunlar servise hazırmış gibi görünüyor. Değil mi? Ömer harika görünüyor. Benim için de güzel bir tecrübe oldu. Hiç bu kadar seri arka arkaya tek seferde tabak yapmamıştım. Şahanesin. Ellerine fena sağlık. Fena değilmişim. Yapabiliyorum. Çok güzel herhalde. Olmuş. Hemen şunları şöyle biraz şöyle çekip biz orada bir çayımızı yapacağız. Sonra tabii sana döneceğiz tabii ki. Efendim ekranda göreceksiniz birazdan metabolizma hızlandırıcı çayımızı yapıyoruz. Sema Hanımcığım neye ihtiyacınız var? Ben hemen size yardımcı olacağım. Bir listemizi sayalım mı neler var içinde? Aslında hepsi burada şu anda. Tamam. Hemen şunu en son kullanacağım. Ananas kabuğumuz var, karanfilimiz var, zencefilimiz, tarçınımız, iki tane yeşil çay paketimiz var. Ve taze zencefil tabii ki. Bir de oradan maydanozumuz gelecek. Şimdi tamam. Bunları kaynatarak suyla birlikte bir tane çay oluşturacağız. Hemen maydanozu getireceğim size. Alalım. Peki ananasın ne tür bir faydası vardır? Bütün diyetlerde kullanılır çokça. İçerik olarak... Nedir? İçeriğindeki bromelain sayesinde aslında iltihaba bağlı ödem oluşumunu çok güzel yok etme şeyine sahip, özelliğine sahip. Hı hı. O yüzden biz onu hani kabuğunu da kullanarak, özellikle görünüyordur burada, etli bir şekilde ayırdık kabuğunu ananasın içinden. Aynı şekilde bu içindeki ananasla birlikte suya çıkacaktır. Maydanoz aynı şekilde ödem için çok çok faydalı. Hı hı. Yeşil çay ve zencefil de aynı şekilde. Hani gün boyu içebilecekleri, tüketebilecekleri bir su olacak aslında bu. Hı hı. Yaptığımız zaman aynı şekilde yine kan şekerini de dengeleyeceği için en son içine tarçın koyacağız. Evet. O da aynı şekilde bütün gün metabolizmayı birazcık daha çalıştırıcı yönde
kan şekerini dengelediği için bize çok güzel faydası olacak. Tarçın zaten güzel de bir aroma. Evet, tadı da çok evet, güzel, tadı da seviliyor. Çok güzeldir. O yüzden hem birazcık zencefilin o acılığını da kıracağı için çok güzel olacaktır mutlaka. Hemen bir başlayalım. Nasıl atacağız? Hemen alıyorum ben şimdi. Suyumuz burada bizim. Hangisi uygun şu an için? Bunu açacağım. Evet. Suyumuzu döküyorum. Değil mi? Evet, evet. Zaten kaynatmıştık. Biz geniş yapıyoruz. Siz direkt sürahide de yapabilirsiniz. Rahat görmeniz açısından yapıyoruz. Sevgili izleyicilerimizi bilgilendirelim o konuda. Ne kadar süre kaynayacak onun bilgisini de 20 dakika bizim için yeterli bu kadar parça için bir ananas. Aynı şekilde maydanozları da saplarıyla ayırmadan birlikte koyalım. Şöyle hemen. Biraz daha koyabilirsiniz maydanoz siz isterseniz eğer. Biraz daha fazla suya koyun. Bizim suyumuz bugün biraz az olmuş. Değil mi? Evet, şöyle iki parça zencefil koyuyorum, taze olsun. Bak şöyle. Yine aroma vermesi açısından karabiberimiz var burada. Karabiber değil. Karanfilimiz var. Şöyle 3-4 tane ondan atacağım. Tamam. Kaşık yardımıyla karıştırabilirsiniz. Birazcık daha kaynadıktan sonra bu beklesin burada biraz kaynasın. Diğer tarifimize geçelim isterseniz. Hemen yapalım. Bu kaynıyor. Altın dursun. Süt dediğimiz bir tarif olacak. Aslında çok güzel bir görseli de var bunun. Ne istiyorsunuz? Hemen yardımcı olayım. Kaşık mı? Cezve süt kaynatmak için şöyle küçük bir. İzleyicilerimiz kaynatmış olsun. Tamam. Biz burada zaten ılık aynen. Hemen zaten ılık da soğumuş sadece. Şöyle bir çay kaşığı alabilirsiniz. Hemen çay kaşığı vereceğim. Bir taraftan efendim sizin koyduğunuz tenceredeki ürünleriniz bu kadar. Bunlar 20 dakika kaynayıp altını kapatacaksınız aynen sadece. Öyle. Şimdi buradaki sütümüzün içine şöyle birazcık zerdeçal bir çay kaşığı kadar. Ne güzel yine, bunun rengi. Evet bu aslında altın süte rengini veren direkt etkisi olan bir şey. Zencefil. Aynı şekilde zencefilden bir çay kaşığı kadar. Bu ikisinin etkisini arttırsın diye karabiber koyuyoruz. O da çay kaşığımızın ucunda olması yeterli. Hepsini birlikte karıştırıyoruz. Biraz da toz tarçın ekleyeceğim en son. Çok güzel oldu. Sıcak da içerseniz. Sıcak da aynen birazcık daha hızlı dağılacaktır. Aynı zamanda evde yaparken sıcak kullanın mutlaka. Ve bu o öksürüğünüze, boğaz ağrınıza da iyi gelecektir. Zencefil ve zerdeçal var içerisinde. Bağışıklığı güçlendirici etki de. Özellikle ben bunu akşam saatlerinde veriyorum. Uyumadan şöyle 1-2 saat önce tüketildiği zaman. Hem içerindeki kalsiyum sayesinde hem de böyle içerindeki zencefil, karabiber özellikle etkisini arttırsın diye koyduğumuz. Hepsi birlikte bel çevresi, kalça çevresindeki yağların yakımını birazcık daha hızlandırması yönünden. Hani akşamları meyve değil bu şekilde kalsiyum, yoğurt içerikli süt olabilir, yoğurt olabilir. Bu tür besinlere yönelirsek o yağlanmalar birazcık daha azalacaktır. İkinci olarak bu tarifimizde kaynadıktan sonra mutlaka süzeceğiz. Akşamdan yapanlar için de süzdükten sonra ağzı kapalı olsun mutlaka koyacağınız şişeye. Kaynadıktan sonra iki tane yeşil çay ekleyeceğim. Bir tane çubuk tarçın ekleyeceğim biraz daha aroma versin diye. Soldaki yerden alabiliriz. Onun bu kaynayacağı için onun servisini sonra yapacağız. Sonra kalsın. Ama sadece süzmeleri yeterli aynen, gelecek. Sadece süzsünler. İçine bir şey koymamıza gerek var mı? Kaynadıktan sonra yeşil çay koyacağız. İki tane, iki paket olsun. Bu da zaten bir iki üç dakika içinde demleniyor yeterli. Sonrasında hepsini süzelim yine tarçını da koyduktan sonra. Yeşil çayı falan da çıkaracağız. Aynen hepsi çıkacak. Hepsi kaynadıktan sonra tarçın ve yeşil çay ondan sonra hepsi süzülüyor. Dediğim gibi akşamdan kullanacaksa mutlaka ağzı kapalı şişelerde bekletilmesi gerekiyor. Gündüz yaptıysanız gün içinde içecekseniz eğer de aynı şekilde yine şişelerinize koyun ve gün boyu tüketmeye çalışın. İş yerine bunu. Götürün, okulunuza götürün değil mi? Onu sürekli içebilirsiniz. Aynen öyle. Bozulmaz, çok güzel. Kokmaz. Ödem problemi olanlar için özellikle çok güzel bir tedavi yöntemi.
Onun dışında fazla şişlikle uyananlar, eli yüzü şiş uyananlar, evet, özellikle kış aylarında çok fazla oluyor bu. Ödem için çok faydalı bir tarif, herkesin de yapabileceği bir tarif. Miktarına dikkat etmemiz gerekiyor tabii ki. Su yerine geçiyor mu? Su yerine geçiyor tabii ki. Bu az önce konuştuğumuz soracaklardır izleyicilerimiz. Su yerine geçiyor ama tabii ki bunu şöyle bir 2-3 litre yapayım sadece bunu içeyim değil. Değil. Aynen. 1 litresi bu olabilir. Onun dışında 1,5-2 litre de normal sıvınızı mutlaka tüketmeye devam etmelisiniz. O zaman biz tabii bu biraz kaynayacak biraz ve kaynasın. Ben bunu şişeleyip götüreceğim. Dokunmayın arkadaşlar, bunu bugün ben içeceğim. Bir taraftan da altın sütümüz vardı. Tarifine ulaşabilirsiniz. Ekranlarda da verdi. Reji ekibim çok güzel ilgilenir, çalışır, sağ olsun. Elinize sağlık. İşte yeniden geldi bile. Altın süt hiç denememiştim. Hoşuma gitti bu. Özellikle çocuklar için bile, hani çünkü içerisinde zerdeçal, zencefil baharatlarını olması, şöyle bir etkisinden faydalanmak açısından aslında. Aynen çok öyle. Güzel olur. Eline sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Seni masaya alıyorum servis için. Biz şurada birazcık Ayşegül'le şu tabakları bir değerlendirelim. Çok güzel görünüyor. Söylemeye hiç bir şey bulamıyorum. Ve hanım eli mutfağında da ilk defa yaptığım için benim için de özel oldu. İlk oldu. Benim için de. Ne söylemek istersin? Öncelikle teveccühünüz, ben biraz dediğim gibi çikolatanın azizliğine uğradık. Ortamın sıcaklığıyla da alakalıydı galiba. Çikolatamız biraz yayıldı. Bitter çikolatayla daha ince çalışmalar yapabilirdik. Yani daha çok figür çalışabilirdim aslında. Dediğim gibi. Daha çoku nasıl olacaktı bilmiyorum. Biz bayıldık değil ben mi? Ben hani renkli tabaklardaki halleri de görülsün istedim. Hani farklı tabaklar getirdim o yüzden. Ah canımsın gibi. Bir de tabakları taşıdın Ayşegül'cüğüm. Çok teşekkür olsun, ediyorum. Ben alıştım. Biz sürekli okula da götürüyoruz. Siz de her yere. Çantalarıyla evet, böyle alışkınsınız ama. Tabaklarla geziyoruz. Bizim için hanım eli mutfağı için de yoruldum bugün. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben dedim Şef Baran'a da teşekkür ediyorum. Biz ondan öğrendik. Çok şık şey oluyor. Yapınca havanız oluyor. Havanız biraz oluyor. Şef Baran duyuyor musunuz bizi? Lütfen dönüş yapar mısınız şu güzel tabaklara? Yani dediğim gibi onunkinin yanından geçmez ama biraz denemeye çalıştık. Umarım beğenirsiniz. İstediğiniz tabağı ikram edelim. Elinize sağlık. Çok güzel. Renk tercihiniz var mıdır Esra Hanımcığım? Yok. Siz ne uygun görürsünüz? Evet. Ben de aynı şeyi tamam söylüyorum. Siz nasıl servis yapmak istersen Ayşegül'cüğüm. Biz hepsini tadacağız. Hemen servis de alalım. Çok güzel oldu. Programımı şeref verdiniz. Böyle güzelleşti. Sabah sabah içimizi de açtınız güzel konularla. Daha doğrusu zayıflamanın mümkün olduğu, cilt bakımı yapıldığında o lekelerden kurtulabileceğinizi söylediniz bize. İmkansız olmadığından bahsettiniz. Ve Belece Tıp Merkezi'ne uğradığınız zaman güzel hanımefendilerle, doktorlarınızla gerçekten işinde uzman. Burası çok önemli. Çünkü merdiven altında pek çok yerde estetisyenim diye yapılan pek çok işlemler var maalesef. Onları ayırt etmek adına bir uzmanla gidip görüşebilirsiniz. Yine birlikte olalım, güzel tarifler yapalım, güzel konular konuşalım. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yine bekliyoruz. Evet. Ayşegül'cüğüm eline sağlık. Teşekkür ederim. Bugün gerçekten çok güzel bir sunum yaptın bize. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bir gün sırf şöyle bir tabak mı çalışsak ki bütün program yetmedi sanki. Belki dayamadım. Evet, daha böyle şey anlatarak daha detaylı şekilde olursa. Evet, yani altta görüntüler hep verildi zaten. Verildi sağ olsunlar. Çok güzel. Ama dediğiniz gibi belki bir gün sadece yemek üzere yapabiliriz. Yapabiliriz. Teşekkür ediyorum. Senin de eline sağlık. Efendim, bugünü de bitirdik. Yarın haftanın son günü 10.30'da ömrüm olursa sizi bekliyor olacağım. Allah'a emanet olun. Ya çok güzel oldu Ayşegül gerçekten.